Moi, je m'appelle Abdelrahman Tabit. J'ai commencé à sentir il y a très longtemps, mais la dernière fois quand j'ai senti la maladie, c'était dans mon lieu de travail. J'ai senti où il y a les paludistes. À la suite, j'ai pris un comprimé et ça a dégénéré et ça m'a apporté la forme compliquée. Et quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas tenir, donc on m'a amené à l'hôpital. Hastamız bize chat'tan başvurdu. Sağ taraf güçsüzlüğü yakınmasıyla gelmişti. Kendi muayenemizde de teyit ettikten sonra MR'ını çektik. Beynin sağ kol ve bacağı yöneten kısmında bir beyin damar tıkanıklığı, inme hadisesi söz konusuydu. Hastamızı yatırarak tetkik etmemiz gerektiğini düşündük. Çünkü hasta hem konumu gereği ciddi bir fonksiyon kaybına sahipti, hem de yaşı itibarıyla henüz bir inme geçirecek yaştan çok daha gençti. Bu nedenle ayrıntılı bir incelemesine ihtiyaç duyduk ve yatışını yaparak hastanın tetkiklerini planladık. Bon, quand j'étais hospitalisé, j'étais dans une situation un peu plus compliquée là, que celle-là. J'ai des douleurs et je ne pouvais pas marcher. Douleurs au niveau des jambes, au niveau du nerf, tout ça. Donc, même je ne pouvais pas parler bien. Özellikle Afrika'daki inmelerin büyük bir kısmının malaria kaynaklı olduğunu tespit ettik. Hastamızı bu yönde de değerlendirip programını ayarladık. Önerilerimizi ya da korunması, alması gereken tedbirleri ayrıntılı bir şekilde kendisine anlattık. İnme açısından kendi tedavimizi, yani bir kan standörüyle ömür boyu kullanacağı bir ilaç tedavisini başladık. Diğer risk faktörleri açısından inceledik. Örneğin tansiyon, şeker, kolesterol ve genç inme açısından bu duruma neden olabilecek diğer nedenler açısından da ayrıntılı incelemesini yaptık. Hastayı tedavi programımıza aldığımız ilk günden itibaren egzersiz tedavilerine başladık. Bunları planladık. Elektrostimülasyon tedavilerini uyguladık. Ve erken dönemde hastanın oturma dengesi ve ayakta durma dengesi olmadığı için robotik rehabilitasyon tedavisinden faydalandık. Özellikle hastanın oturma dengesi geliştikten sonra lokomat yürüme robotu tedavisine almaya başladık. Yürüme robotu hastanın kısmi ya da hiç yürüyemeyen hastaların erken dönemde ayakta durması ve normal yürüme paternini kazanmasını sağlayan destekleyici bir tedavi yöntemidir. Adımlama desteğinin tamamen akıllı bir robot cihazıyla desteklenmesi ve tedavi başlanmasını hedefliyor. Tedavide hasta normal yürüme paternini kazanıyor. İki parça var. Birinci parça hastanın kas güçlerinin çalışması. İkinci parçada da görsel ekranda hastaya bir biofeedback veriyoruz. Biofeedback'ten kastımız oradaki ekrandaki oyunlarla, yürüyüş parkurlarıyla hastanın robota ne kadar katıldığını, tedaviye ne kadar katıldığını gösterebiliyoruz. Sürecimiz oldukça hızlı ilerledi. Tabii ki rehabilitasyon süreci oldukça önemli ve uzun bir tedavi süreci. 2-3 ay kadar daha sürebilir. Ancak erken dönemde buna başlamamız, hastanın uyumunun çok iyi olması, beyin hasarı bölgesinin nispeten sınırlı bir alanda kalması, 1-1,5 aylık bir süreçte tutma dengesi olmayan bir pozisyondan yürüyebilir pozisyona geldi. Oui, j'ai beaucoup de rêves. J'ai beaucoup de rêves. Une fois je suis rétabli, j'ai beaucoup de rêves. J'ai beaucoup de projets à réaliser. Les conditions soient acceptables pour que je sois dans cet état-là. Et aussi, j'ai dit aux autres collègues, Medipol a un plateau technique qu'ils pouvaient venir se faire soigner. Medipol Mega Hastanesi olarak multidisipliner olarak çalışıyoruz. Özellikle yurt dışından gelen ve çözüm bulamamış bir hastayı bu kadar kilometre ötede şifalandırıp ülkesine geri yolluyor olmak bizim için çok mutluluk verici bir durum. Ayrıca onlar da bize duygularını çok güzel ifade ediyorlar. O da bunun artısı oluyor. Biz de çok mutlu oluyoruz günün sonunda.